Herkese merhabalar. Ben bilgisayar öğretmeni Halil İbrahim Aygündüz. Başarı Koleji Evde Kal Sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Kısaca programımızı tanıtacak olursak, programımızda her gün bir öğretmenimizin evine konuk olacağız. Öğretmenimizle sohbet edeceğiz. Günlük hayatta neler yapıyor, evde günleri nasıl geçiyor, bunlara değineceğiz. Daha sonra evdeki ne gibi etkinlikler yapıyor, bizlere ne gibi fikirler sunabilir, bunları soracağız. Kendisi için hazırladığımız bir takım sorular var. Soru cevap şeklinde muhabbetimizi edeceğiz ve bu şekilde programımızı tamamlayacağız. Bugünkü evine konuk olacağımız kişi İngilizce öğretmenimiz Gizem Nur Uğur. Gizem hocam merhabalar. Merhabalar Halil İbrahim hocam. Hocam nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Evde kalmaya devam ediyoruz. Sizler nasılsınız? Vallahi hocam bizler nasıl olalım? Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Biraz süreç zorlu olsa da evde kalmaya evet. Devam ediyoruz. Günlerimiz evde etkinlikler yaparak, vakit geçirerek, çalışarak devam ediyor. Aynen. Peki hocam bir şey söyleyecektin. Yani uzun bir süreç. Evet. Alıştık aslında. Yani bir şekilde sanki şey yaptık gibi. Durumu ayak uydurduk gibi. Evet. Yani ilk günle biraz zorlanmış olsak da artık evet. Gün geçtikçe biraz sanki alıştık gibi duruma. Kesinlikle evet. Peki hocam, Gizem Nur Uğur kimdir? Bize önce kendini tanıtarak başlayalım istersen. Gizem Nur Uğur kimdir? Gizem Nur Uğur 1992 Karaman doğumlu. Küçük bir ailede yetişmiş. Evet. Karaman Anadolu Lisesi'nden sonra Konya Selçuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun. Evli, bir evladı sahip. İngilizce Tuğrul. Öğretmeni. Tuğrul, Başarı Koleji çalışmaktadır şimdi de aynen Tuğrul'un annesi. Peki hocam evde günlerin nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun? Evde günlerim açıkçası ne kadar süredir evde olduğumu bilmiyorum. Artık saymayı bıraktım. Başta sayıyorduk işte şu kadar oldu, bu kadar oldu diye evet. Ama belli bir süreden sonra saymayı bıraktım. Uzun süredir evdeyim diyorum artık. Başta bir rehavete kapılmadım değil. Yani ne yapacağım, nasıl geçecek? Sonuçta çalışan bir insansınız. Evet. İşte hem okul temposu hem eve geliyorsunuz evde bir tempo derken bir anda evde kalmaya başlayınca ne olacağım diye bayağı düşündüm. Ama şu anda iyiyim yani gayet güzel gidiyor açıkçası. Evde ne yaparım? Evde oğlumla çok vakit geçiriyorum. Ne güzel. Zaten çalışan annelerin birazcık içinde uhdedir. Şey vardır, uhdeler vardır aynen. Evet. İşte çocuğuma çok fazla vakit ayıramıyor muyum ya da işte yorgun geldiğimiz zaman çok da belki ilgilenemediğimiz zamanlar oluyor derken açıkçası bu süreç bana çok büyük bir armağan vermiş oldu. Hani çocuğumla etkinlikler yapıyorum, bir şeyler yaparken onunla beraber vakit geçirmek bile çok güzel açıkçası. Ne güzel. Onun dışında evimle ilgileniyorum. Belli başlı hobiler edindim ya da bırakmış olduğum hobilere tekrar başladım. Benim evde günlerim bu şekilde geçiyor. Ne güzel hocam, ne güzel. Bu arada yaklaşık 50 gün oldu hocam. 50 gündür evdeyiz. Aşağı yukarı 50 gündür evdeyiz. Peki hocam, evdeki günlerden bahsetmişken evde kitap okuyor muyuz? En son ne okuduk ve kitabın konusu neydi? Önerir misin kitabı? Tabii. Kitap okumayı severim zaten. Yani özellikle birkaç yıldır artık biraz daha düzenli bir şekilde okuyorum. Hı. Okuldayken de her sabah okuma saatimiz vardı. O zamanlar okuyordum ve biraz daha hızlı oluyordu. Bu süreçte de bırakmadım. Çünkü kitaplar gerçekten şeydir yani sığınak gibidir bana. Evet. En son okuduğum kitap Zülfü Livaneli'den Kardeşimin Hikayesi'ydi. Açıkçası güzeldi ama sonu muhteşemdi. Yani beklemediğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz sonunda. Gerçekten çok etkilendim. Tabii ki tavsiye ederim o yüzden. Herkes okusun derim. Hatta bir daha düşünüyorum yani bu kitap bitti. Birkaç kitap araya sıkıştırdıktan sonra tekrar bir Zülfü Livaneli kitap okun derim kesinlikle. Evet. O zaman biz de izleyicilerimize buradan Zülfü Livaneli'nin Kardeşim Benim, Kardeşimin Hikayesi. Kardeşimin Hikayesi kitabını öneriyoruz o zaman. Evet, efendim. Peki hocam bu süreçte evet süreç
sıkıntılı, zorlu bir süreç. Ama bu Evet. süreçte hani bardağın diğer tarafından bakarsak bize kazandırdığı veya hani faydasını gördüğümüz iyi yönleri yok mu? Hani ki mutlaka da vardır. Neler oldu? Bu sürecin bize kazandırdığı şeyler neler oldu? Yani aslında siz güzel bir şey söylediniz hocam. Yani bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Yoksa öbür türlü insan şey oluyor, bazı meselelerin içerisinden çıkamıyor. Hani Evet. dediğim gibi önceden de söyledim. Yani başta ne yapacağız, ne edeceğiz, eyvah işte nasıl baş edeceğiz bu durumla derken belli bir süre sonra şey oluyor. Aa ben evimle ilgilenemiyordum. Aa ben uzun süredir bunu yapmayı düşünüyordum ama bir türlü fırsat olmamıştı dediğim birçok şeyi yapabildim. Hani işte Tuğrul'la ilgilenmenin dışında evime biraz daha vakit ayırdım. İşte birazcık dekorasyona meraklıyım ya da bir şeyler yapmaya meraklıyım. İşte Tuğrul'un odası için bir avize tasarladım. Onunla beraber etkinlikler yaptık. Sulu boyayı çok seviyorum ben mesela. Ne güzel. Sulu boya tabloları yaptım derken şey oldu yani aslında Allah'ın bize sunmuş olduğu bir fırsat bu durumu olumlu yönde değerlendirmeye çalıştım. Güzel hocam. Zaten son birkaç haftadır sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Tuğrul'un odasına bayağı bir çalışma yaptınız. Sürekli böyle Evet. takip ediyoruz. Sürekli bir şeylerle uğraştığınız belliydi. Ama güzel ürünler de ortaya çıktı gördüğüm Evet. kadarıyla. Evet. Yani işte dediğim gibi hep böyle çalışırken ya şunu da yapayım ama deyip ertelediğimiz çok oluyor. Yani bir Evet. tek benim değil, arkadaşlardan da aynı şeyi duyuyorum. Hani bulunmaz bir fırsat. Bir de şey diye düşünüyorum. Ya bugünler geçecek inşallah. Bunlar İnşallah. bittiği zaman zaten eski hayatına geri döneceksin. O zaman şu anı en güzel nasıl değerlendirebiliyorsan o şekilde değerlendir. Evet. Sen de mutlu ol. Evdekiler de mutlu olsun. Ne güzel. En az tasarlat bakalım. İnşallah hocam. Peki boyama demişken, boyamayı seviyorum demişken hocam arka taraftaki duvarın rengi sizin eseriniz mi yoksa? Evet, o da Instagram'da görmüştüm ben. Başta şey dedim ya nasıl olur falan. Odayı karartmasından birazcık endişe ettim derken eşim yardımcı oldu. Biraz bodrum mavisine kaçtı ama renkli bir evim olduğunu söyler evime gelenler. Evet, yani güzel duruyor. Buradan gördüğümüz kadarıyla güzel duruyor. İnşallah bir gün misafir olmak da Umarım. nasip olur. Peki hocam, Beklerim. hazır duvar demişken arka taraftaki panolar bir şey, tablolar peki? Onlar da mı sizin Tablolar eseriniz? boya. Onlar benim eserim değil. Onlar bir arkadaşımın annesi çizmişti benim için. Açıkçası o kadar daha profesyonelleşemedim ama Emel teyzeye buradan selamlar gönderelim. O çizmişti benim için. Ben severek kullanıyorum onları. Ne güzel. Peki hocam, duvarı boyarken eşim yardım etti dediniz. Peki Sezai Bey günlük hayatta şu evdeki ev işlerine yardımcı oluyor mu peki? Ya Zekai bana her zaman yardımcıydı. O konuda onun kesinlikle hakkını yiyemem. Hani oğlumuz doğduğundan beri zaten birazcık hani yükün artmasıyla beraber bir tık daha yardımcı olmaya başladı. Hani hem ev işlerine hem Tuğrul'un bakımını yapmakta gerçekten o benim en büyük yardımcımdır. Ne Hatta güzel. şöyle diyeyim mi? Bazen ben onun yardımcısı konumuna bile düşebiliyorum yani. Ne güzel hocam, ne güzel. Peki Gizem Nur Uğur hocamız İngilizce öğretmeni olmasaydı ne öğretmeni olmak isterdi? Ben İngilizce öğretmeni olmasam sanırım özel eğitim öğretmeni olmak isterdim. Peki birazcık açabilir misin? Birazcık açalım. Normalde lisede bölüm seçerken işte sayısal, eşit ağırlık ve dil olarak benim dönemimde 3 bölüm açılmıştı. O 3 bölümde de açıkçası eşit ağırlık mı dil mi diye çok gidip geldim ama dil bir tık daha ağır bastığı için dili tercih ettim. Eğer eşit ağırlığa gitmiş olsaydım kesinlikle özel eğitim düşünürdüm. Çünkü farklı gereksinimi olan bireylerin toplumda şimdiye kadar çok da güzel bir şekilde var olamadığını biliyorum. Yani birazcık empati kurduğum zaman belki de özel eğitime muhtaç olan öğrencilerin yanında bulunabilmek, onlara bir şeyler öğretmeye çalışmak. Ki ben özel eğitim öğretmeni olan
arkadaşlarımın çok çok fazla emek harcadığının da farkındayım. İsterdim yani onların yanında olabilmek, bir şeyler öğretebilmek, mucizelere tanık olmak hoşuma giderdi herhalde. Ne güzel hocam. Peki Gizem Nur Uğur hocamızı biz bir kelimeyle anlatacak olursak bu kelime ne olurdu? İki kelime, bir kelime. Ya heyecanlı derdim, ya da hareketli derdim. Genelde heyecanlıyım sanırım. Çok mu heyecanlıyız? Heyecanlı, bir şeylere hep bir acelesi, heyecanı olan biraz şeyimdir. Yani nasıl diyeyim? Beklemek, bir şeylerin yavaş olması beni birazcık rahatsız eder açıkçası. Anladım. Aceleciğim olsun. Peki o zaman heyecan demişken, peki bu heyecan okulda da var mı? Derslerde de heyecanlanıyor muyuz peki? Ya derslerde heyecanlanmıyorum açıkçası. Yani şey oluyor. Mesela bir sınıfla ilk kez tanışacağım zaman evet kalbim küt küt atmıyor değil ama belli bir süreden sonra ders işlerken herhangi bir heyecan hissetmiyorsunuz. O, yani şey öğretmenliğe ilk başladığım zaman da öyleydi. Hani sınıfa girdikten sonra birazcık şeydir. Ben tiyatroyu da çok severim. Tiyatrocu olmayı da isterdim çocuklar. Onu diyorum ya burası benim Evet. sahnem. İster istemez şey oluyorsunuz. Belli bir süreden sonra öğretmen kimliğine bürününce sahnede heyecanlanmadan dersinizi anlatıyorsunuz. Hatta bazen kendimi aşıp işte teneffüs mü oldu işte çıkmasak falan dediğim zamanlar bile olabiliyor ama heyecan yok ya. Evet, o birazcık bende de var. Yani heyecan noktası ilk defa o sınıfa giriyorsam, ilk defa yani yeni bir öğrenci grubu varsa evet o heyecan az da olsa bende de oluyor ama bir müddet sonra artık sanki normal bir gündelik hayatmış gibi Tabii. ilerliyor ve o kadar akıcı oluyor ki bu. Ama dediğiniz Aynen. gibi ilk etapta küçük de bir olsa heyecan bizlerde de oluyor. Peki hocam Evet. hazır okul demişken okulda en çok neyi Oh. özledik? Okulda o kadar çok şey özledim ki. Yani zil sesini özledim çok. Derste bir zil sesini özledim. O derece. Evet, yani bazen öğretmenler odasına oturuyorsunuz, tam da bir yorgun olduğunuz anda o zil çalıyor. Ya biraz daha mı otursam falan diye düşünürsünüz. Ben o zil sesini bile özledim. Ya ne özlenmez ki? Sınıfları özledim, öğrencilerimi özledim hepsinden önce. Her şeyi özledim. Ama en şimdi aklıma geldi. Hocam ben Şaban Usta'nın yemeklerini özledim. Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle şu güzel günlerde Şaban Usta'yı almadan geçemeyeceğim. Kesinlikle. Çok gerçekten hocam hani Şaban Usta yaptığı yemekler olsun hem tadı lezzeti olsun gerçekten çok mükemmel. Hani Evet. özellikle Şaban Usta'nın en çok sevdiğim yönlerinden birisi de şudur. Yani okulda yaklaşık 1000'in üzerinde kişiyiz toplamda öğrenci, öğretmen, çalışan personel toplamda. Ve herkesin neredeyse neyi nasıl sevdiğini biliyor ve size servis yaparken ona göre veriyor. Yani sevdiğiniz bir yemek varsa az canlı veriyor, sevmediğiniz bir yemekse onu az veriyor falan. Yani her öğrencinin nasıl yediğini biliyor. Gerçekten o noktada hakkı ödenmez bir insan. Buradan da Şaban ustamıza sevgilerimizi, selamlarımızı Aynen. iletelim. Aynen. Peki okuldan çıkmadan devam edelim. Hadi bakalım. Teneffüslerde çay mı kahve mi? Günün başında yani daha böyle yorulmamışken çay ama artık Evet. son derse doğru acı bir kahve iyi gidiyor İyi hocam. gidiyor. Her ikisinin de yeri ayrı ama sanırım şey çay bir tık daha önde Önde. gelebilir. Peki. Hocam hazır okul demişken okuldan devam edelim. Gizem Nur Uğur'un okulda hiç unutamadığı bir an var mı? Okulda unutamadığım bir anı. Ya acısıyla tatlısıyla çok çok şey yaşadık ama bir kere şey oldu hocam. O gün önlüğüm yoktu üstümde. Neden olduğunu hatırlamıyorum. Sanırım izinliydim. Bir yere mi gidecektim de. Öğretmenler zil çalmış. Nöbetçi öğretmen arkadaş da öğrencileri tek tek işte sınıflara gitmesi için uyarıyor. Derken sınıf şey koridor boş. Ben yürüyordum sanırım.
Kızım hadi içeri, niye girmiyorsun diye bir öğretmen arkadaş bağırdı arkamda. Şimdi önüme baktım, önümde bir öğrenci yok. Şöyle arkamı bir döndüm. Ay hocam pardon, kusura bakmayın, sizi öğrenci sandım demişti. Ona çok güldüm. Yani şey, aman hocam tabii öğrenci sanın falan. Hani belli bir süreden sonra kadınların böyle şeyler hoşuna gidiyor sanırım. Peki hocam, okul demişken okulda en çok zorlandığım bir an var mı? Varsa nedir? Zorlandığım bir an. Evet. Açıkçası şey olmuştu. İlk öğretmenliğe başladığım zaman öğrencileri birbirine karıştırmıştık. İşte şey, isimler aynı. Baba direkt geldiğinde oğlunun ismini söyledi. Veliyle de ilk kez karşılaşıyorum. Şimdi bayağı bir düşündüm. Hani hangi sınıfta, işte 5. sınıfta, tamam, 5. sınıfta birden çok Ahmet var. Hangi Ahmet falan. Sonrasında şöyle bir duraksadım, ya dedim soy ismi nedir, hani Ahmet deyince çıkaramadım ben, başka Ahmetler de var falan. Sonra elimize, ya kusura bakmayın hocam ben direkt Ahmet deyince hani bileceksiniz tanım demişti. O ilk öğretmenliğin vermiş olduğu heyecanla birazcık mahcup olmuştum, onu da çok zorlanmıştım. Hani şey, acaba öğrenciyi bilmediğimi mi düşünüyor falan, ki şeydir, veli toplantılarından önce de her öğrenci hakkında bir briefing tarzında, işte hani ne konuşulur, nedir, işte sınav sonuçları nasıldır gibilercesinden bir çalışma yapıyorsun, ama işte birebir veliyle konuşmaya gelince bazen aa diye tıkanıp kaldığın zamanlar olabiliyor. Bazen ansızın öyle insana kal gelebiliyor. Evet. Peki hocam, okul demişken, öğrencilik demişken, Gizemnur Uğur okulda öğrenciyken nasıl bir öğrenciydi? Nasıl bir öğrenciydi? Çok başarılı bir öğrenci değildim. Yani ortalamanın üstündeydim her zaman. Ama şeydir, hani böyle vardır ya, yani çalışırsa yapar Evet. tarzında. Çalışınca yapabiliyordum gerçekten. İlkokul ve ortaokul bizim için zor değildi. Yani kolay diye hatırlıyorum. O zaman başarılıydım ama lisede ufak bir sallantı geçirmiştim. Yani şey, derslere adapte olmak, işte ergenliğin vermiş olduğu farklı bir durum da söz konusu birazcık. Üniversiteyi de kolay okudum ama lisede bir tık böyle zorlandım diyebilirim açıkçası. Peki, İngilizce öğretmeniniz Gizem Nur Uğur'un okuldayken İngilizcesi nasıldı? İngilizce ile arası nasıldı? Berbattı. Berbattı. Cidden mi? Evet, çok kötüydü. Yani çok garip gelecek belki ama ben öğrencilerime de söylüyorum. Yapamıyorum diyen öğrencilerime ben de yapamıyordum la baktım. Bazen inanmak istemiyorlar. Hayır öğretmenim, bizi teselli etmek için söylüyorsun. Ama hocam ilkokulda ve ortaokulda açıkçası çok bir şey hatırlamıyorum. Yani o döneme dair çok da aklımda bir şey yok, İngilizceye dair. Evet, öğretmenlerimi hatırlıyorum. Derslerde bir şeyler yapıyorduk. Onlar tamam ama sevmediğim konusunda çok yine başarılı değildim ama büyük bir problem teşkil etmiyordu. Asıl gümlediğim zaman Anadolu Lisesi'nde oldu. Yani Anadolu Liselerinde o zaman hazırlık sınıfları oluyordu ve biz haftada 10 saat İngilizce görüyorduk. Derse girdim, baktım öğretmen yalnızca İngilizce konuşuyor. Sınıfta benim dışımdaki herkes öğretmeni anlıyor. Tabii ki o zaman bana o şekilde geldi. Ama hiçbir şey anlamadığımı Fark düşündüm. ettim. Kelime bilmiyorum. Öğretmenimiz soru soruyor, cevap veremiyorum. Ve haftada bir değil, iki değil, 10 10 saat saat. boyunca öğretmeniz. O zamanlar Karaman Anadolu Lisesi'nde Mehmet Şahin vardı. Mehmet Şahin gerçekten benim hayatımda çok güzel bir sayfadır. Yani çok güzel şeyler kattı. Onun sayesinde İngilizce öğretmeni oldum diyebilirim. Derken bir gün bana bir soru sordu, cevap veremedim. Bir soru daha sordu, cevap veremedim. Tekrar sordu, tekrar sordu. Otur yerine dedi. Hocam size o yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam. Sonrasında veli toplantısında anneme şey demiş, Gizem'den bir beklentim olamaz bu şekilde devam ederse gibi bir cümle kullanmış. O gün tamam dedim, ciddi anlamda çalışmaya başladım, kelimeler ezberledim ve şeydim, yani öğretmenin ağzından ne çıkacak? Şimdi bu derste ne diyecek öğretmen?
Her şeyi not ettim, çalıştım, işte ödevlerimi hiçbir şekilde aksatmadım. Sonra sene sonunda beni tekrar kaldırdı. Tahmin etmiş olacak ki çünkü çok sessiz bir şekilde devam ettim o sürede. Hiç aktif değildim. Sadece böyle input, yani bir şeyleri alıyordum, işte durmadan not ediyordum derken senenin sonunda kaldırdığında beni sadece dinledim hocam. O zamana kadar kimseyle de konuşmadım İngilizce olarak. Öğretmenle akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyordum artık Ne senenin güzel, sonunda. ne güzel. Ve şey dedim, tamam ben dil bölümünü seçeceğim ve sizin gibi bir öğretmen olacağım dedim. Mehmet Şahin gibi bir öğretmen olmaya başladım her zaman. İşte liseden mezun olalı 10 küsür sene oldu. Ama hep şeydir yani, o benim idolümdür. Ne Umarım güzel. bu videoyu izler ya da izleyen birisi, umarım onu bu durumdan haberdar eder. Ben ona kesinlikle çok minnettarım bu konuda. Ne güzel hocam. Valla İngilizce demişken müsaaden olursa benim de çok severdim. İlkokulda zaten İngilizce dersimiz yoktu. Ortaokulda İngilizce derslerimiz vardı. Ama işin garip tarafı mı diyeyim artık, işin kötü tarafı mı diyeyim? İngilizce derslerimize Arapça ders öğretmenlerimiz girerdi. Çok garip bir şeydir. Mesela müzik dersimize matematik öğretmeni girerdi. O yüzden çok severdim ortaokuldayken İngilizceyi, ama nedense sürekli hocalardan kaynaklı olsa gerek bir türlü öğrenmek nasip olmadı. Lisedeyken de biz istemiyorduk, ama nedense hocamızın bir kere herhalde gözüne girmişim. Sürekli benden İngilizce bir şeyler istiyordu. Ben de hani ufak tefek kaçamaklarla, kopyalarla İngilizce bir şekilde cevaplar veriyordum falan. Ama hala içimde ukdedir. İkinci bir yabancı dil öğrenmek içimde ukdedir. Elimizden geldiğince, hatta soranlara da şunu diyorum. Hani ikinci dil noktasında, evet bilgisayar biliyorum ama herhalde bölümüm gereği olsa gerek bilgisayar İngilizcesini biliyorum. Yani bilgisayarda gördüğüm her İngilizceyi Kelimeler. çat pat çevirebiliyorum kendimce, veya ne demek istediğini anlayabiliyorum, ama karşıma bir insan geldiğinde ona bir cümle bile söyleyemiyorum. Ama gerçekten akıcı bir İngilizce veya akıcı bir yabancı dil gerçekten konuşmak isterdim. Bakalım. Daha nasip Hocam diyelim. görüyorsunuz. Mesela bazen öğretmenler odasına öğrenciler geliyor ve bize artık Türkçe bir şey sormuyorlar. Direkt İngilizce olarak Evet. soru soruyorlar. İngilizce cevabını veriyoruz. Teşekkür edip gidiyorlar. Hatta birkaç öğretmen arkadaşın şaşırdığına ben tanık oldum. Hocam dedi, şimdi sizin söylediklerinizi anladı mı bu öğrenci dedi. Evet anladı dedik. Yani gözümüz kabardı. Biliyorsunuz işte hazırlık sınıfı uygulaması var. Evet, beşinci Çocuklar sınıflarımızda. dinlediklerini, sizin söylediğinizi, okuduklarını çok güzel anlar hale geldiler. Ben 6. sınıf öğretmeniyim de hani sene başında acaba beni anlarlar mı diye sınıfa girdiğimde aman Allah'ım dedim, çıktım sınıftan. Yani açıkçası şey, ağaç yaşken eğilir Evet. mantığıyla güzel bir eğitim verdiğimizi düşünüyorum bu konuda. Kesinlikle. Buradan ben şu mesajı da alayım. Artık şu dakikadan sonra ben öğrenemem o zaman. Yok estağfurullah. Hiçbir şey için geç değil. Evet. Ama yatkınlık sanıyorum küçük gruplarda bir tık daha iyi oluyor hocam. Yani ister istemez daha yatkın oluyorlar. Bir Evet. şeyleri anlamakta ve sentezlemekte bir tık daha çocuklar bizden iyiler. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Hocam yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz programımızın, sohbetimizin, muhabbetimizin sonuna doğru yaklaştık. Yaklaşık 50 gündür evdeyiz. Herhalde bu şu anki duruma göre daha en az 1-2 ay daha evde gibi görünüyoruz. Bu olaylar biter bitmez en çok yapmak istediğin şey ne? Yani bu olay biter bitmez ilk yapmak istediğin şey ne? İlk yapmak istediğim şey çok çok şey var açıkçası. Ama ilk yapmak istediğin. İlk yapmak istediğim şey hocam kendim için çok bir şey istemiyorum. Yani ben ister istemez bu sürece alıştım, ayak uydurdum. Bir şekilde günler geçiyor, güzel de geçiyor açıkçası. Ama şu anda durumun çok fazla farkında olmayan bir oğlum var, 2,5 Tuğrul. yaşında. Yani Tuğrul için bir şey yapma isterdim. Kendim için değil ama onunla pikniğe gitmek isterdim mesela. Yani İnşallah. İnşallah diyelim hocam. onun böyle gözü alabileceği yerlerde koşmasını isterdim, enerjisini atmasını isterdim. Anneannesiyle, babaannesiyle, büyükleriyle beraber. Çok özledi çünkü. Kesinlikle. Anlatamıyorsun, anlayacak yaşta değil. Ama bir durumun farklılığının
da birazcık farkında. Anne niye evde? Hani mesela anne niye okula gitmiyor? ABC niye öğretmiyor anne? Başta bunları bir sorguladık ama şimdi işte babamız işe gidip geliyor. Biz Tuğrul'la evdeyiz. O yüzden şey hani nasıl diyeyim? Açık havada işte Tuğrul'un özgürce koşabileceği bir aktivite yaptık. İnşallah hocam. Gerçekten hepimiz artık dışarıyı özledik. Temiz havayı, doğayı özledik. İnşallah bugünler biter. Hepimiz önce direkt bir kendimizi temiz havaya, doğaya atarız. İnşallah. Peki hocam, önerebileceğim bir etkinlik var mı? Hani şunları da yapabilirsiniz diyebileceğiniz bir etkinlik var mı? Kendi yaptığım etkinlikler işte bahsettim aslında kitap okumak işte sulu boya çalışmaları yapmak. Benim ilgi alanım bu şekilde olduğu için ben bunları yaparak çok güzel vakit geçirdim. Hatta müzik dinlemek. Benim tavsiye edebileceğim bir etkinlik yok ama Pinterest benim için çok şeydir, değerli bir uygulamadır. Ben Pinterest'ten bir sürü fikir bulup işte bunu böyle yapayım, şunu şöyle yapayım diye çok şey ortaya çıkarttım. Herkes kendi ilgi alakasına göre birazcık da böyle ilgi alanları farklı olduğu için ortak bir şey söyleyemeyeceğim ama Pinterest'te çok güzel fikirler var. Tavsiye olarak girip bir karıştırmalarını söyleyebilirim. Zaten kendiliğinden "Aa, ben bunu niye yapmayayım ki?" diye düşüneceklerdir. Hani yemekten tutun da işte herhangi bir do it yourself projesine bile bir şeyler yapabilirler. Peki hocam. Hocam benim sorularım bu kadardı. Bizi evinde ağırladığın için, online de olsa evinde ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Güzel. Gerçekten güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum. İnşallah memnun kalmışsınızdır. İnşallah güzel bir şeyler yapmışızdır diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Umarım izleyenler beğenir. Umarım izleyenler de programımızı beğenir. Hocam son bir söylemek istediğim bir şey var mı? Öğrencilerimize olur, velilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, herkes için son bir söyleyeceğim bir şey var mıdır? Benim öncelikle bu süreçte bizlerin nasıl diyeyim bu durumu daha kolay atlatmamız için 7/24 çalışan askerleri, polislerimizi, hepsinden önemlisi sağlık çalışanlarına buradan bir kez daha teşekkür etmek bizler isterim. Birçok velimiz var şu anda çalışan, asker olsun, polis olsun, sağlık çalışanı olsun, eczacılarımız aynı şekilde. Hepsine öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine çok minnettarım. Onun dışında öğrencilerime bir şey söylemek istiyorum. Tatil kararı alındıktan sonra sınıfımda konuşma yaparken "bu burada kalmadı, geri döneceğiz" falan demiştim. Gülüşmüştük çocuklarla. O tatil uzadı. Gereğinden fazla uzadı. Evet, çok özledik birbirimizi. Ama bu burada kalmayacak. Geri döneceğiz ve geri döndüğümüz zaman bu günlerin acısını çok güzel çıkartacağız. Onlara bir sözüm vardı. Dedim ki sizinle beraber kırlara gideceğiz. Biliyorsunuz hayvanat bahçesi bölümü var okulumuzda. Evet. O bölümde sizlerle beraber kitap okuyacağız dedim. Çok heveslenmişlerdi. Birazcık daha baharın ve yazın gelmesini bekliyorlardı. Söz veriyorum döndüğümüz zaman doyasıya kırlarda sizinle kitaplar okuyacağız. İnşallah hocam, inşallah. Hocam tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Konuk olduğun için, bizleri evinde ağırladığın için. Gerçekten evet, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizler de buradan başta tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerimize, gecesini gündüzüne katıp çalışan tüm kamu kurum ve kuruluştaki çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her zaman dediğimiz gibi evde kal diyoruz, sağlıklı kal diyoruz. Başarı Koleji Evde Kal sohbetleri devam edecek. Görüşmek üzere.